Evet arkadaşlar, her seçimde AK Parti'nin %50'nin üzerinde oy aldığı Beykoz'dayız. Bugün Beykoz'un nabzını tutacağız. Bakalım seçim öncesi Beykoz'da durumlar nasıl? Kaçalım. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. İyi misiniz? İyi, çok şükür. Sizlere sorumlu. Biz Beykoz'a geldik, şöyle kamerayı yanıma alayım. Abi buyurun. Burada seçim öncesi durum nasıldır diye soruyoruz. Vallahi seçim öncesi durum şu anda biz de gözetliyoruz ama nasıl bir şey yani, inşallah hayırlısı olacak inşallah. Kimi istiyorsunuz, kim oy vereceğiz? CHP'ye. CHP'ye mi oy vereceğiz? Evet, İmamoğlu'na. Yerelde? Vallahi ben doğdum doğalı, ben solcuyum, soldan da hiç şaşmadım yani. Değil mi? Evet evet. Hayatta da şaşmadım, şaşmam da. Peki bu yerelde Beykoz'un adayı Alaaddin Bey değil mi? Alaaddin Köseler, evet. Ne düşünüyorsunuz adaylığı için? İyi birisi. İyi birisi inşallah. Yani dua ediyoruz inşallah gelecek. İyi, çok güzel. Yani gençliği düşünen bir insan. Sosyal, yani sosyal bir adam yani. Şey için iyi bir adam. Yani destekliyoruz yani Alaaddin Köseler'i. Kıran kırana geçecek herhalde seçim yani, burada. Şey var. Biraz var var. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Biz de aynısı İmamoğlu'nu düşün. Kazanacak. Ya şimdi Alaaddin Köseler de aynı denenmiş, burada bir dönem yaptı. İyi yani. Şimdi öbür adam yerlerde hiçbir şey yapmadı ki. Ne yaptığını görmedik. İmar durumu, Beykoz'da imar denilen bir şey yok. Burada duracak mı, durmayacak mı, o da var. Şu anki belediye başkanı çalışmadı mı? Ben göremiyorum. Bir şey yaptığını görmedim. Görmedim. Bir tek sahilde bir şey yaptı o kadar. Başka bir yaptığı bir şey yok. Beykoz yollarını kim yaptırıyor biliyor musun? Büyükşehir. Konuş. Büyükşehir. Neden Büyükşehir yaptırıyor? Beykoz'a ait olan bir yeri. Tamam, siz tartışın o zaman, ben bırakayım röportajı. Cevap verin. Buyurun, siz ne düşünüyorsunuz? Sen sor, ben cevaplayayım. Tamam, ben belediye seçimlerini soruyorum. Ne düşünüyorsunuz? Beykoz'da durumlar nasıl diye soruyorum. Beykoz Üsküdar kaledir. Mümkün değil. Bunun alması mümkün değil. Bir, ayrıca şu, ben kamu görevlisiyim, eskide bir gazeteciyim. Şu yazıların hepsi de yanlış. Bütün herkes şikayetçi. Nasıl oluyor? Bisiklet rampalarını biliyorsun. Bak, hiçbiriniz bilmiyor. Beykoz'un şu anki belediye başkanından memnun musunuz? Herkes çok memnun. Dağdan köyden denize kadar İstanbul'un hiçbir yerinde sahildeki lüks olan lüks çöp bidonlarından kanepeler kadar yok. Şimdi biz de şimdi buraya geldik. Herkes çok memnun mu değil mi göreceğiz. Soruyoruz insanlara. Siz memnun değilsiniz. Teşekkür değil, ediyorum. Kimse memnun değil. Tamam, soracağız. Hiç kimse memnun değil mi? Memnun mu göreceğiz. Sorularım varsa sor, cevaplayayım. Hayır, ben seçimi soruyorum. Çok teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz? Seçimde İmamoğlu ve bu sol partiler alacak. Çünkü insani ayrım yapmıyorlar. Eşit davranıyorlar. Mesela bu partideyse şey, ben oy versem ben hizmet kendim, vermezsem hizmet getirmem diye öyle bir şey yok. Benim cumhurbaşkanı da hepimiz cumhurbaşkanı. Sadece AK Parti'nin cumhurbaşkanı değildir. Ondan sonra ayrım yok. Böyle şey olur mu ya? Ben ilk defa böyle bir şey gördüm yani. Bu dünyada ilk defa bir şey gördüm. Bak, Demirel geçti, hepsi geçti, böyle bir şey oldu. Benden sen hizmet var, benden değilsen yok. He öyle bir şey olmaz yani. Böyle bir şey ayrım olmaz yani. Yakışmaz yani, cumhurbaşkanına yakışmaz. Ya bu diyor ki memnun diyor. Bu ne memnun? Kim memnun? Aa, 10 milyon para alıyorlar, ondan sonra memnun. Peki şeye soracağım. CHP'nin adayı Alaaddin Köseler sizce nasıl bir aday? İyi adam. Daha önce de belediye başkanı bir yanlış. İyi adam. Başka ne olacak? Ondan sonra İmamoğlu süper. Mansur Yavaş süper. Bunlar süper adamlar. Bak, fakire yardım ediyorlar. Süt veriyor, yemek veriyor, her şey veriyor. 4 kavu yemek İsküdar'da kent dokansa 40 milyon. Ya böyle bir şey oluyor. Ondan sonra halk ekmeği, her şey dese veriyorlar. Ya da ne? Bunlar ne veriyor? Ne verdi? Ne? Ben 28 senede emekliyim. Alıyorum 10 milyon para ya. Yazık günah. Böyle bir şey olur mu bu dünyada ya? Evet arkadaşlar, Beykoz'dayız. Yine SMA tip 1 bir hasta bebeğimiz var ve onun babası yanımda. Onun babasıyla konuşacağız. Yaşadıklarını biraz bize anlatsın istiyorum. Ben SMA tip 1 hastası Yiğit Miran Akbulut. Babasıyım. İstanbul'da oturuyoruz. Oğlum SMA tip 1 ilerleyici kas hastası ve çok zor bir hastalık. Yurt dışında bulunan Zolgensma ilacına bir an önce kavuşması için valilik izni bir kampanyamız var. Maalesef bu bizlere düştü. Kampanyamız şu an %50'de. Sizlerin maddi manevi desteklerinizi bekliyoruz. Yani elinizden gelen her şeyi yapabilirsiniz. İnsanlara söyleyebilirsiniz. Etrafınıza söyleyebilirsiniz. Ben ayrıca buradan sesleniyorum herkese. Bu seneki fitre, zekat, hayır bağışlarınıza talibiz. İnanın gidebilecek en iyi yer. Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ediyorum ben size. Yani arkadaşlar, ben bu çok üzülüyorum. SMA hastası bebeklerimizin böyle standlarını gördüğümüzde gerçekten çok kahroluyorum. Ailelerini ya da gönülleri onların başında, standların başında insanlara bebeklerimiz iyileşsin diye yalvarmalarından da çok rahatsızım. Çünkü bizim devlet olarak bu çocuklarımıza sahip
sahip çıkmamız gerekiyor. Bu çocukların ilaçlarını sağlamak zorunda devletimiz. Yani bu çocukların aileleri her perişan ediliyor. Bunu tekrar tekrar her defasında söylüyorum. Yine söylemek istiyorum. Lütfen SMA hastalarımıza devletimiz, Sağlık Bakanlığımız sahip çıksın. Lütfen. Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey? Çok teşekkür ediyorum ben size. Allah sizden razı olsun. İşiniz gününüz rast gelsin. Başka bir şey yok. Ben duyarlı insanlar var biliyorum. Ben hep herkesten maddi manevi yardımlarını bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah sağlığına kavuşur. İnşallah. Gerekli yardım toplanır, ilaçları alınır ve sağlığına kavuşur çok diyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. Ben inanıyorum. Çok herkes tatlı. Herkes gördüğü zaman kız tanıyor mu erkek? Çok tatlı. Evet. 1999-2004 senesinde Sayın Alaaddin Köseler Beykoz Belediye Başkanı'ydı. Şimdi bunun öncesinde Şevket Arıkanlar, Ali Zenginler 82-83 Özal. Pardon, siz Beykoz'un yerlisisiniz. Tabii canım, doğumum buralıyım. Şimdi vatandaş orada diyor ki şu yazılar yanlış diyor. Nesi yanlış yazının? Ha, eleştirebilir. AK Partili olabilir, CHP olabilir. Biz CHP falan fanatiği değiliz. Hizmete aşığız biz. Beykoz'da yapılmayan bir tök iş var. Şimdi ne işi var? Bizim önce imara ihtiyacımız var. İmara bir ihtiyacımız var ama arsalarımız boşta, evlerimiz güvenliksiz. Murat Kurum yıllardır Çevre Bakanlığı yaptı. Ne vermiş? Görüyoruz işte örneklerini. Hatay'ı görüyoruz, orayı görüyoruz, burayı görüyoruz. Hep yanlış. Yani bizim burada önce imara ihtiyacımız. İmara ihtiyacımız var. Mimar belediye başkanımız var. Çıkmış. Allah yoluna izni açık etsin ve kazanmasını canı gönülden istiyoruz. Şimdi diyor ki yol. Kardeşim ben yolda yürümek istiyorum. Ben asfalt yemiyorum, toprak yemiyorum, bir şey yemiyorum. Yolumu tabii ki yapacaksın. Bu hizmetse yapacaksın. Otobüs geçiyor bak, otobüs yolunu yapacaksın. Mahalle sokak aralarını yapacaksın. Emeklinin cebinde bak, ben açayım cebimi. 1 lira var mı? Cüzdanımı da açayım. 10 bin lira zam verdim diyor. 10 bin lira bakın buyurun. 10 bin lira diyor zam verdim diyor. 10 bin lirada kesilen verginin hat hesabı var mı? Kim biliyor, hangi emekli biliyor? Geçen gün 10 bin lira diyor yatak para 9600 lira. Nerede vergi? Bunu bilen emekli var mı? Yok. Diyor ki emekliye ben zam verdim. Neyin zamını verdi? Hep konuşuyorlar, yolu bahane ediyorlar. İşte efendim şunu. Bıraksın o zaman, Ekrem İmamoğlu geldiğinde ülkeye refah geldi ya, adamcılık mı yaptı? Herkesi yaptı. Herkesi bir taraflara yerleştirdi. Kötü bir şey yapmadı ki. Ama bunlarda o sorun yoktu ki. Bunlar hep ne yapıyordu? Kendi adamımız, kendi bildiğimiz bilmem ne. Vakıflar oraya aktar, buraya aktar. Yani bunları yaşıyoruz burada. Beykoz çok güzel bir yer. Beykoz incidir. Beykoz güzeldir. Buraya solcu sağcısı fark etmiyor. Buraya çok güzel bir hizmet gerekirse güzel olur. Bakın şurada parkımız var. Beykoz Belediyesi'ne diyorsun ki niye süpürmüyorsun? Orası Anakent'e ait. Anakent'e aitse o zaman yolu Anakent yapıyor. Niye temizlemiyorsun? Vatandaş pisliğin içinde oturuyor. Temizliğe geldiği zaman büyük şehir. Ana caddeyi temizliyorsun. Çöp bidonundan bahsediyor arkadaş. Neyin çöp bidonu? Sayın Ekrem İmamoğlu sahili yaptı. Dedi ki protokol yapmışlar. Neyse artık biz bilmeyiz. Demişler ki böyle böyle yapıldı. Vatandaş memnun. Murat Aydın yapmadı ki bunu. Murat Aydın'ın Beykoz'daki bütçesine. Yani onun için köylerimiz, meylerimiz inşallah çok güzel bir şey oldu. Şu Paşabahçe'ye, Beykoz'a güzel bir hizmet gelirse burada her şey başarılı olur, güzel olur. Gerçekten de Beykoz İstanbul'un incilerinden bir tanesi. Evet, evet. Çok özenle çalışılması gerekiyor burada. Yani çok güzel bir hizmet alacağımızı inanıyorum. Durumu nasıl gözlemliyorsunuz? Yani son durumu, seçim öncesi bir ay kaldı biliyorsunuz. Vallahi şu anda bıçak sırtı gidiyor. Yani Sayın Alaaddin Köseler'in de seçim alma ihtimali çok yüksek. Görüyoruz yani. Bunu biz de takip ediyoruz, görüyoruz. Daha önceki seçimlerde hep AK Parti %50'nin üzerinde oluyor Beykoz'da. Yani aradaki bu sefer 20 bin, 19 bin, 18 bin oluyordu ama adaya çok bağlıydı. Sayın Alaaddin Köseler'in de yani bu seçimi rahatlıkla alacağını düşünüyoruz. İnşallah da alacak. Güçlü bir aday olarak görüyorsunuz. Evet, öyle görüyoruz. Hem çevreyi gözlemliyorum hem de yaptığı hizmetlerden dolayı söylüyorum. 99'da geldiği zaman çok güzel hizmetler verdi. Mesela örneğin Tokatköy'de tapuyu ilk veren belediye başkanıydı. Yani çok güzel hizmetleri var Alaaddin Köseler'in. Yani bu yüzden çevreye de baktığımız zaman halkla hiç şey yok mu? Zaten Beykoz'un çocuğu, Paşabahçe'nin çocuğu. Gayet güzel bir muntazam şekilde çalışıyor. Kendisi de çok mütevazı bir insan. Allah yolunu izini açık etsin. İnşallah kazanırsa Beykoz halkı da mutlu olur bundan. Merhaba. Merhaba. Sokak Kedisi. Türkiye'nin en çok izlenen sokak röportajı kanalı. Buyur. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz Beykoz'a geldik. Beykoz ne durumda? Seçim öncesi nasılsınız? Gidişat nasıl? Belediye seçimlerinde ne düşünüyorsunuz diye sormaya geldik. Vallahi gidişatı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Beykoz'un durumu iyi değil. Ne maddi anlamda ne manevi anlamda Beykoz çökmüş durumda. Zaten ondan sonra sokaklardan belli. Esnafın durumu belli. Niye çalışmadı mı Beykoz Belediyesi? Beykoz Belediyesi'nin kendisine çalışmak
olmaktan vatandaşa çalışmaya zaman bulamadığını. Bunu ama bizim belediyelerimiz çok çalışıyor diyorlar. Vallahi çalışıyorlar da kendilerine çalışıyorlar. Bize çalışmıyorlar. Vatandaşa çalışmıyorlar. Beykoz açıkçası terk edilmiş bir bölge. Peki bu seçimde Beykoz sizce nasıl davranır? Alaaddin Bey için ne düşünüyorsunuz? Daha önce de burada belediye başkanlığı yapmış. Alaaddin Köseler geçmişte belediye başkanlığı yaptı. Herhangi bir yolsuzluğu veya hırsızlığı yoktur. Ama söylemem gereken bir şey var. O da şu. Beykoz'da insanlara yarın para dağıtırlarsa adamlar seçimi yine alırlar. Çünkü bu insanlar yardıma muhtaç insanlar. Söylenen rehavete göre de 15 bin lira kart dağıtacaklar. 15 bin liralık kart dağıtacaklar. Bu kartlarla birlikte oyları da alırlar. Seçimi de alırlar diye bakıyorum. Şu an bıçak sırtı. Ama alacakları 3 kuruşa 5 kuruşa bakan insanlar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Beykoz'un en büyük sorunu imar sorunu. İnsanlara yalan söylüyorlar. İnsanı kandırıyorlar. Yani gerçekleri söylemiyorlar vatandaşı, halka. Yani Beykoz'un gerçek Beykozlar üvey evlat. Ayağı üstünde duruyorlar. Uyuyamıyorlar. Önce insanları bir rahatlatsınlar. Önce bu nesine? Bıraksınlar yandaşlara, peşkeçek bir cemaatlere, teşkilatlara peşkeçekler. Beykoz halkına sahip çıksınlar. Önce bunları yapsınlar. Neymiş Beykoz'da her şey günlük günüz takmış. Ya biz uzayda mı yaşıyoruz? Nereden geldik? Biz doğma büyüme Beykozluyuz. Gelsin bize söylesinler. Bizimle konuşsunlar. Önce insanları bir ikna etsinler. İnsanlara desinler. Bize iman sorununuzu çözdük. Niye çözmüşler ya? Kim kimi kandırıyor ya? Millet evinin çatısı akıyor. Çatısını değiştiremiyor ya. Niye? Kimi çaktırmıyorlar ya? Ya böyle bir ama saçmalık öyle olur mu ya? Yandaş olunca yapabiliyor. Tabii onu yapmıyor. Ondan sonra önce halkla ilgilenecek de. Halka ama bizim belediyelerimiz çok çalışıyor diyorlar. Nerede? Yandaşlara çalışıyorlar. Doğru. Doğru. Yandaşlara yapıyorlar. Yani Allah'a var. Onu inkar edemeyelim. Onların yandaşları, müteahhitleri, her şeyler hazır onların. Onlara desen Türkiye günlük gülistanlık onlara bakarsan bırak Beykoz'u. Yani onlar da her şey onlara müstahak. Ama biz vatandaş, halk gözünü açacak, halk görecek yeter. Yeter artık yeter. Teşekkür ederim. Peki Alaaddin Köse için ne düşünüyorsunuz CHP'nin adayı? Vallahi inşallah kazanır. Gönlümüz ondan yana. İnşallah halk gözüne binişli. Halk neyin ne olduğunu görüyor. Beykoz halkımız ne derse o olur. Bıçak sırtında aynı. Siz çevrenize baktığınızda ne hissediyorsunuz, ne görüyorsunuz? Vallahi vatandaş öyle bir sindirdiler ki halk. Vatandaş korkuyor. Ne? Korkuyor, söyleyemiyor halk bir şey ya. Sindirdiler halkı. Bunu sizler daha iyi biliyorsunuz. Halk konuşamıyor. Korkuyor. Halk sinmiş. Gel şimdi 7'de pazar toplanınca vatandaşın halini orada bir gör. Ben ne diyeyim, ne söyleyeyim. Allah yardımcımız olsun. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler, iyiyim. Siz? Biz de Beykoz'a geldik. Hoş seçim geldiniz. Öncesinde Beykoz'un durumunu soruyoruz. Ne düşünüyorsunuz diye soruyoruz. Beykoz'un durumunda yıllardır bir değişiklik yok. Yapılan bir şey yok. Özellikle depreme dayanıklı binalar konusunda halen bekliyoruz. Bizim için en önemli konu bu. Buradan ulaşım çok zor. Her yere çok zor. Hizmet kime yapılıyor bilmiyoruz. Yani Beykoz Belediye Başkanı'nın çalıştığını düşünüyor musunuz? Yani çevre düzenlemesi, çöp olayı evet toplanıyor. Ama bir zahmet onu da belediye toplasın yani. Hayır, yapılanları söylüyorum, benim gördüğüm. Peki kimi destekliyoruz? Alaaddin Köseler'i destekliyorum. Çünkü değişim olması gerekiyor artık bir şekilde. Özellikle hayat çok pahalı. Gerçi bunu belediyeler karışmıyor ama artık bir değişiklik olması gerekiyor. Yani bir pazara giriyorsunuz, sadece sebze 1000 lirayla, en az 1000 lirayla çıkabiliyorsunuz. Çoluk çocuk var, okula gidiyor. Yani hayatın pahalılığı çok kötü. En kötüsü o şu anda. Tabii bunları belediyeler sağlamıyor. Ama yine de bir yerden başlamak gerekiyor. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir vaadi var arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Yani çok fazla da basında falan duyduğunuz bir şey değil. Ekrem İmamoğlu'nun kendisinin söylediği bir şey. Bir eve eğer tek emekli maaşı giriyorsa o eve 10 bin lira pazar desteği vereceğim dedi. Eğer bir eve sadece bir asgari ücret giriyorsa da 10 bin liralık ulaşım desteği vereceğim dedi. Yani belediyeler artık sosyal devletin yapması gereken şeyleri yapmaya çalışıyor olabildiğince. Bu durum maalesef iyi değil. Yani kent lokantaları açtı, 40 liraya bir yemek yiyebiliyorsunuz, çok güzel. Ama neden bu haldeyiz biz? Neden insanlar sırada 40 liralık yemek için bekliyor? Neden daha ucuzunu arıyoruz? Bu sorularınızın cevabını sizce halk sandıkta gösterecek mi? Yani şimdi ben hiç kimsenin kararına bir şey diyemem. Ama kararlar hepimizi etkiliyor. Yani eğer memnunlarsa bu pahalılıktan, her şeyden, halk karar verecek, versin artık.
Merhaba, nasılsınız acaba? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Kaç yaşındayız? 25 yaşındayım. Bu ülkenin bir genci olarak Beykoz'da mı yaşıyorsun? Evet, Beykoz'da yaşıyorum. Ne düşünüyorsun? Önümüzde de bir yerel seçim var. Bunu sormaya geldik Beykoz'a. Cumhuriyet Halk Partisi, Alaaddin Köseler Beykoz'da. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile yola devam diyoruz. Gençlerin değeri biliniyor. Bu 5 senedir İstanbul'da yapılan projeler, metrolar, kreşler vesaire daha çok şeyler. Yani en azından bizleri dinleyen bir parti, bizlere değer veren bir parti. Öteki türlü onlardan değilsek bizi dışlayan bir parti değil. O yüzden Ekrem İmamoğlu ve Alaaddin Köseler diyoruz Beykoz'da. Beykoz Belediyesi'nin şu anki belediyenin çalıştığını düşünüyor musun? Hayır. Çünkü Beykoz'u bilmiyor. Dışarıdan gelen bir belediye başkanımız. Cenazemizi bilmiyor, düğünümüzü bilmiyor. Beykoz'da yani bir sahil başka bir şey yok. Gelen belediye başkanı sahili düzenliyor. Ve gençlere iş olanağı yok. Gençlerin yapabileceği hiçbir şey yok. Ulaşım derseniz sıkıntı. Ben yukarıda oturuyorum Çiğdem Mahallesi'nde. Oraya ulaşmam için buradan taksiyle gitsem 90 TL binemiyorum şu anki ekonomide. Her gün yürüme zorluğu çekiyorum. Yani Beykozlu Beykozlular yönetsin. Beykoz'u bilmeyenler Beykoz'u yönetemiyorlar. Bilmiyor. Zeytinburnu'ndan geldi kendisi. Ve Beykoz Belediyesi'nde çalışanlar da Beykozlu değil. İşin enteresan tarafı o. 3 otobüs dolu Zeytinburnu'ndan eleman geliyor ve Beykoz'un gençleri bizler burada işsiziz. Peki belediyenin mesela belediye başkanı, şu anki Beykoz Belediye Başkanı'nın halk içinde gezdiğini, halkın halini, hatırını sorduğunu gördün mü sen? Hiç denk geldin mi? Ben 5 senedir görmedim. Belediye başkanını burada da görmedim. Kendi memleketime gelmişti, orada gördüm. 1000 kilometre uzakta gördüm, ağzımın dibindeki belediyenin içinde göremedim. Görmüyoruz hiçbir. Bu Paşabahçe gerçekten çok eskiye dayanan köklü insanların olduğu bir yerdir ve buranın cenazelerinde bütün herkes sanırlar gelirler. Ben bir belediye başkanını daha burada cenazemizde dahil görmedim. Yani gelmiyor, bizimle ilgilenmiyor, bizi halkı çok umursamıyor. Hiçbir şekilde bizlere ulaşmıyor. Alaaddin Köseler 3 göbekten Paşabahçe'nin Beykoz'un evladı. Ve daha önce belediye başkanlığı yaptığı o kadar güzel olumlu tepkiler var ki şunu söylüyorlar, bizlerin ev yapımında, cenazemizde, düğünümüzü yani kapısını çalabileceğimiz birisi diyorlar ve destekleyeceğiz diyorlar. Bu Beykoz'da çok güzel bir değişim var. Bu değişimde bunu sen gözlemliyor musun? Yani çünkü burası bıçak sırtı olan bir yer ve sürekli AK Parti'nin hani %50'nin üzerinde oy aldığı bir yer. Şimdiki seçimde, bu yerel seçimde nasıl olur sence? Bu yerel seçimde kazanıyoruz. Benim inancım bu yönde. Yani inanmak için demiyorum. Gözlemlediğim ve gördüğüm duyumlarımdan dolayı aldığım şey bunu gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi'nde de zaten çalışan, dürüst, hak yemeyen, hak yedirmeyen, hakkımızı savunan belediye başkanımız var büyükşehirde de. Burada da ikisi de güzel olacak. Nasılsınız? Beykozlu muyuz? Beykozluyuz. Doğma büyüme Paşabahçeliyiz. Peki, Beykoz'un şu anki durumu nasıl? Seçim öncesindeyiz. Bir ay kaldı. Nasıl bir atmosfer var Beykoz'da? Biliyorsunuz daha önceki seçimlerde hep AK Parti 150'nin üzerinde oy aldı Beykoz'dan. Şu an durum nasıldır? Berbat. Yani insanlar artık bunu görmüyorsa, bunların yaptıklarını görmüyorsa, yani Murat Kurum diye bir adam çıkartmışlar. Yani insanlar şeyle mi bakıyor artık? Yani Murat Kurum kim? Ben tanımam yani. Duymak bile istemem adını. Yani hiç iyi değil, hoş değil. İnsanların halini görün. Akşamleyin gelin pazar tezgahlarının altından şey toplayan insanları görün. İnsanlar açlıktan kırılıyor. Herkes saltanatında. Fakir fakir, zengini zaten zengin. Bizim belediyelerimiz çok çalışıyor diyorlar. Gelsinler de görsünler belediyeleri çalışıyor mu? İthal belediye başkanına. İthal. Zeytinburnu'nun artıklarıyla uğraşıyoruz biz. Beykoz'u tanımıyor mu? Ya tanısa ne olacak? Neyini tanıyacak Beykoz? Çalışmak istedikten sonra çalışırsın yani. Gelsinler de Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarını görsünler. Beykoz Meydanı'na denize akan lahamları temizlemesini, Beykoz Meydanı'nı düzenlemesini, sahili düzenlemesini. İmamoğlu adam gibi adam. Ama hiçbir şey yapmadı İmamoğlu diyorlar. Kim diyor onu? Gelsinler benim külahımı anlatsınlar. Televizyondaki programcılar var ya, onlar söylüyor. Televizyonda yorum yapıyorlar ya, ne yapmış İmamoğlu onlar falan. Onlar şey yalakasıdır, iktidar yalakasıdır. Öyle mi diyelim? Öyle mi diyelim? İktidar yalakası diyelim onlara. TRT. TRT'yi ben zaten televizyondan sildim. Benim verdiğim vergiler de haram zıkkım olsun o TRT'ye. Yani lanet gelsin artık. Gitsinler yani, bıraksınlar, düşsünler bu insanların yakasından. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bak milyonlarca işsiz. Parkın içi, her yer. Gidin aşağılarda kahveler dolu. Beykoz'u zaten bitirdiler. Fabrikalar gitti. Her şey gitti. Burası artık bir köy. Bakın bankalar bile buradan çekti gitti. Bir tek şu Ziraat Bankası kaldı. O da giderse burası zaten köy. Var, her şey var burada. İmar sorunu var, her şey var. Artık lanet gelsin ya. Ya insan yaşamaktan bıktı artık. Bak gencim. Artık yaşamakta gözüm yok. Dünya malını bırak, yaşamakta gözüm yok. Şu an Beykoz bıçak sırtı gibi gözüküyor seçim sonuçlarına dair. Yalan. Ne düşünüyorsunuz? Yalan. Neden? Allah'ın izniyle Alaaddin Başkan götürecek. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Beykozlu muyuz? Evet. Nasıl gidiyor seçim öncesi durumlar? Kimi destekliyorsunuz? Alaaddin Köseler. Tanıyor musunuz? Tabii, eski belediye başkanımız. Ne yaptı mesela eski belediye başkanlığı döneminde?
Valla benim ilk sigorta olmamın sebeptir. Tabii onun döneminde belediyede işçi olarak çalışıyordum fen işlerinde. Kendisinden memnunuz. İnşallah kazanır. Peki Beykoz'un durumu şu an nasıl? Biliyorsunuz daha önce AK Parti aldı burayı. AK Partili belediye yönetiyor. Ne yaptı? AK Parti Zeytinburnu'ndan geldi. Bu Beykoz'un çocuğu değil. Ama Alaaddin Beykoz'un çocuğu. Çalıştı mı peki? Alaaddin Köseler çalıştı. Öbürü. Murat Aydın mı? Evet. Yok. Çalışmadı. Yok. Şey yok. Kümeste bekler gibi bekledi. Başka bir iş yaptığı yok. Öyle mi? Evet. Makamında mı oturdu? Tabii. Halkın arasında falan gezmedi yok, mi? Yok. Hiç gelip de bir selam melam vermedi yok mi size? Yok. Hayır. Hayır hayır. Bunlar nasıl belediye başkanları halkın içinde gezmiyorlar? Çok ilginç ya. Vallahi Murat Bey'den biz memnun değiliz. Kendisi Zeytinburnu'ndan geldi dediğim gibi. O bölgenin insanı geldi buraya belediye başkanı oldu. Sonra Giresun'a gitti. Milletvekili adayı oldu. Orada milletvekili olamayınca geldi Beykoz'dan. Belediye başkanı oldu. Peki şunu da soracağım. Seçimin sonucunu nasıl öngörüyorsunuz? Vallahi Beykoz'da. Ben 60'a 40 görüyorum. Alaaddin Bey'i %60 başarılı görüyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Var mı söylemek istediğiniz başka bir şey? Yok, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Size de soralım. İyi misiniz? Nasılsınız? Ben çok iyiyim de siz nasılsınız? Ben mi? He. Ben berbat ya. Ya ne? ben perperişan. Rizeli miyim? Ben Çayeli. Çayeli. Benim canım hemşerim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ama yalan demek yok. Ha, Çayeli. Bizde yalan yok. Biz Çayeli. Ben Rize merkez. Çayeli neresi? Ben Rize merkez. Valla? Evet. Ben Çayeli mi? Şimdi konuşalım. Konuşalım. Seçim geliyor. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi seçim geliyor. Bunda çok şeyle dönecek de. Ben zaten İmamoğlu taraftarıyım, bu bir. Ben Demokratik Sol Parti'nin ilerleyenlerindeyim. Rahmetli Cevdet Uluslu Partisi'ydim. İsmet İnönü'ye de kahve pişir vermiş adamım. Atmosfer iyi. Nasıl? Şu anda İmamoğlu kazanır. Şimdi burada AK Parti bugüne kadar hep %50'nin üzerinde oy alıyor ya. Evet. Senin şimdi tecrübelerin var. Seçim yaşamışsın. Bir dünya seçim yaşamışsın. Bıraktım. Şöyle baktığın zaman bu seçimin sonucunu nasıl görüyorsun? Ben bıraktım kızım. Bıraktın? Bıraktım. Bir tek İmamoğlu nereye vereceğim, gidip geleceğim, eve oturacağım aşağı. 50 tane reyim var, oturacak aşağı. Karşıya verse güzeldir. Karşıya vereyim mi, belim kalkmaz. Belimiz kırılıyor yani. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Size de sorayım, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, buyurun. Beykozlu muyuz? Beykozluyum, doğma büyüme. Buraları iyi tanıyoruz yani. Evet, eski CHP'li olarak Büyükşehir'de, hani CHP'nin İstanbul'da kazanma şansı Ekremoğlu 1-0 değil 2-0 önde. Genel seçimlerde de aynı. İmamoğlu'na vereceğim. Beykoz'a Türkiye İşçi Partisi'ne vereceğim. Rica ederim. Bırak. Beykoz halkına soruyoruz. Önümüzde evet. Bir seçim var. Evet, seçim var. Atmosferine girildi. Ne düşünüyorsunuz diye soruyorum. Vallahi ben Beykoz halkının çoğunun genelinde belediyede AK Parti kazanıyor. Ama bana sorarsan sen kime verirsin? Tabii ki İmamoğlu. Ben İmamoğlu'nu gelecekte bir umut olarak görüyorum. Türk siyasetinin yönünü değiştireceğini düşünüyorum. Kendisini çok beğeniyorum, takdir ediyorum. Özellikle ve özellikle şu gençlere vermiş olduğu burslar için, bu esnaf lokantaları, kent lokantaları için, çalıp çırpmadığı için, ondan sonra milletin parasını çeşitli dini kurumlara aktarmadığı için. Bir de lütfen rica ediyorum herkesten sağduyusunu iyi kullansın. İstanbul hepimizin, yakında deprem olacak. Allah korusun, hepimiz korku içinde yaşıyoruz. Çoluğumuz, çocuğumuz var. O yüzden lütfen CHP, artık bunların iktidarının bir son bulması lazım. Çünkü memlekette satacak yer bırakmadılar. Çok maalesef. Yeşil kundurayı sattılar, tekeli sattılar, şişe camı sattılar, sattılar da sattılar. Daha neyi satmayı düşünüyorlar, çok merak ediyorum. Kalmadı ki. Ne kaldı? Bir şey kalmadı, hepsini sattılar. Kardeşim ne olur şu beşli çeteyi yok edelim. O beşli çeteye akan bütün paralar halka aksın. Ne enflasyon kalır, ne geçim sıkıntısı kalır. Şu sarayda artık saltanatına son versin. Günah ya. Millet yemeği ekmek bulamıyor. Sen kaymak yedim, onu yedim, manda yoğurdu yedim. Zıkkımın kökünü ye. Zıkkımın kökünü ye kardeşim. Lütfen bunu da yayınlayın. Ama ne olur artık bunlara geçit vermeyin. Kimse Hermes çanta kullanmasın. Kasımpaşa'da naylon satan bir kadın Hermes'ten çanta alıyorsa bunun bütün halkın çok düşünmesi lazım. Okuyalım ne olur. Peki Alaaddin Köseler'in adaylığını nasıl buluyorsunuz? Eşime sordum. Evet, daha önceden de belediye başkanıymış. Gayet de insanlar memnunmuş. Hayırlısı kimse o olsun. Ama dediğim gibi artık bunlara lütfen geçit vermeyin.
Önce gelin çay için de ondan sonra yaparız. Yok önce soracağım. Ben Beykoz'a geldim. Ne yapayım? ben şöyle yanınıza oturacağım. Seni zaten ya. Öyle mi? Ediyorum. Ben şimdi Beykoz'un durumunu sormaya geldim. Buralı insanlara, buranın vatandaşına, yerlisine. Vallahi nasıl biliyor musun? Beykoz karman çoruman bir yer. Şimdi burada üniversitede adam da var. Hiç okumamış adam da var burada. Yani hiç okumayıp da biliyorsun en büyük derdimiz cahillik zaten. Bazı kesimlerde cahillikten besleniyor zaten biliyorsun. Durum sıkıntılı Beykoz'da. Şimdi daha önce Beykoz'da hep AK Parti %50'nin üzerinde oy aldı. Öyle gözüküyor. Bu seçimde bıçak sırtı diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi bıçak sırtında diyorum ama ben gene de bu cahiliye dönemine güvenemiyorum yani. Şu anki belediye başkanı, Beykoz Belediye Başkanı çalıştı mı? Bir kere oturup çay içmişiz mi var mı diye sorsan. Yok. Böyle halkın arasında geziyor yok, mu yani? Yok. Soruyor yani, mu halinden? Aslına bak bize hitap eden birisi değil yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bir de burada mesela muhalif çok. Şimdi sen burada atıyorum X bir partinin taraftarı olsan hemen yan masadan başka bir şey söylerler sana. Anlatabiliyor muyum? Yani burada biraz sağlam durman lazım. Burada biraz bilgili olman lazım. Cahili de düzeltmen lazım yani. Anlatabiliyor muyum? Adam mesela burada siyaset yapan arkadaşlar var. 10 tane milletvekili ismini sor desen cevap veremez adam. 10 tane milletvekili onu söyleyemez. Bu tür adamlar burada siyaset yapıyor. Sıkıntı onun için büyük. En büyük derdimiz şu anda cahiliye. Hani okumamış adamlardan kaynaklanan bir sürü problem. Burası bir de emekli yatağı. Emeklinin çok olduğu yerde sıkıntı çok. Ama emekli çok zor durumda. Şu an biliyorsunuz yani adam, emekli perişan. Sandığa yansıtacak mı sizce emekli? Vallahi işte diyorum ya biz ondan emin değiliz. Biz yansıtsın diye elimizden geleni yapıyoruz ama onlar da yansıtmamak için elinden geleni yapıyor. Yani adam diyor ki. Bu çay benim mi? Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Adam diyor ki ben diyor açım diyor. 10 bin lira emekli maaşından yaşayamıyorum diyor. Ya arkadaş diyorsun oyunu nereye veriyorsun diyorsun. Gene diyor reisi yedirmem ben diyor. Soğan ekmek yerim diyor. Reisi diyor yedirmem diyor. Yedirmiyor da yani. Yedirmiyor da yani. Onun yüzünden biz soğan ekmek yemeye başladık. Durum bu kadar. Yani başka soracağım bir şey varsa cevap. Şey soracağım bir de. CHP'nin buradaki adayı Alaaddin Köseler sizce nasıl bir aday? Alaaddin Köseler'i biz eskiden beri tanırız. Mahallemizin adamı, değerli bir abimiz. Oyumuzu ona vereceğiz tabii ki. Yani iyi bir adam. En azından okumuş kültürlü birisi. En azından buradan çıkan birisi. Beykoz'dan gelen birisi. Bak Beykoz'dan geliyor adam. Bize şeyden gelmiyor. Tepeden değil. Zeytinburnu'ndan gelmeyen bir adam. Ama Zeytinburnu'ndan yani bak şöyle bir şey var. Beykoz'da belediye başkanı olacak adamın Zeytinburnu'nda ne işi var ya? Ne işi var? Beykoz'un adamı gelsin. Yok mu burada öyle bir adam yani? Bu kadar kalabalıkta bir tane adam çıkamıyor mu yani Beykoz'a belediye başkanlığı yapacak? Sıkıntı burada. Devşirme oluyor yani burada. Kıran kırana bir seçim geçecek yani. Valla kıran kırana geçer. Bıçak sırtı gibi gözüküyor işin açıkçası. Ha, doğru öyle. Çantada keklik gibi görenler havada yani yanılırlar gibi geliyor bana. Size de sorayım. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben Beykoz'a yeni yerleştim. Beykoz'u pek bilmem. Bilmiyorsun. Yok. O zaman size sorayım. Sizin yanınıza geleyim ben. Rizeli. Ben şöyle oturayım. Çayımı da alayım. Asla çayımı bırakmam. Siz nasıl görüyorsunuz? Beykoz'u Alaaddin Başkan kazanacak. Şimdi bu İthal Başkan geldi buraya. Şimdi şu anda Gümüşsuyu kafeteryası. 4 yılda 60 milyon zarar etmiş. Bunu kimse bilmiyor bunu halk. Tabii. Ve Beykoz'un bütün kulüpleri var. Gitti. Şeyde su topu kulübü aldı Tuzla'da. Neden aldı kardeşim sen su topu kulübü? Beykoz'da 50 tane kulüp var. Onda niye almıyorsun? Parayı parçalamak için. Kalan parayı parçala. Şimdi belediye kaç para borçlu? Kimse bilmiyor. Ben geçen bizim bir meclis üyemize isim vermeyeyim. Söyledim ya dedim bu Beytaş zarar etmiş kardeşim. Kaç para zarar etti? Adam yarın toplanacak mı Murat Aydın? Kuyruk var insanlar. Yemek yemek için. Gümüşsuyu, kafeteryası. Nasıl zarar eder? Zarar göstermiş. 60 milyon. Alaaddin Köseler'in adaylığını nasıl buldunuz? Alaaddin Köseler'den başka kimse kazanma şansı yok burada. Vardı 13 tane aday, 12-13 tane aday. Onlar Beykoz'un köyleri bilemez. Beykoz'un köyleri bilemez. Hamza Çebi 2 dönem buradaydı, geldi burada. Ne yaptı çavuş başında? Yine geldi, aday oldu. Ne yapacaksın sen? Sen zaten milletvekili geldin, 3 dönem, 2 dönem üstte buraya geldin, çalışma yaptın. Yine geldin, buraya aday olmuşsun. Nasıl gelmiş aday oluyorsun ki sen? Ankete bile çıkamadı. 7 anket yaptı, 7 başkan, Alaaddin Başkan çıktı. Tabii canım, %60, %70 Alaaddin Başkan çıktı. La ondan başka kimsenin Beykoz'da kazanma şansı yok. Buranın çocuğu doğmamıyor mu? Adam burada, burada binası var Alaaddin Başkan'ın. Yanındaki bina Alaaddin Başkan'ın. Yani burayı çok iyi biliyor, köyleri biliyor. Şeyde tek Tokatköy'deki tapuları o verdi. Yücel Başkan verdi. Hepsi tapuları şey var, şer var. Yani devlette şey almışsa bir şey yapamazsın sen. Yücel'in başkanın verdiği tapuları hepsi şer var. Bir tek Alaaddin Başkan hariç Tokatköy'de tapu verdi. O da onun tapuları şey. Rant büyük. Oğlum, yani rant büyük. Şimdi insanlara söyle. Şimdi git Beykoz Belediye'de kuyruk var. Niye kuyruk? Mesela benim de evim var. Kavaş'ta 3 katlı bina var. Hisse tapulu. Rezerve alanı ilan etmişler. Evet.
Bütün gittim rezervalar. Ya kardeşim sen, biz 76'da beri buradayız. Bina var. Bakın bu rezerv alanı olayını yani çok fazla önemsemiyor gibi insanlar ama geleceğimizin en büyük sorunlarından başta gelenidir yani. Bu rezerv alanı hepimizin bir gün kapısını çalabilir. Aynen. O yüzden hepimizin gerçekten çok buna özenle tepki göstermemiz gerekiyor. Tabii evet, Beykoz'da şimdi 1000 kişi var. Ben demin gittim, kuyruk var, dilekçeyi veremedim. Bir tanıdık buldum, verdim dilekçemi. Sonra bana mesaj, sonra orada benim yanıma geldiler. Bunlar da kendisi AK Partililer. Beni tanıyorlar. Bizim dedelerimiz, babalarımız burada. Hikmet abi ne yaptın? Dedim kardeşim işte görüyorsunuz, verirseniz oy seni burada kovacaklar. Oy verirsen AK Parti'ye, Büyükşehir'e verirseniz Murat Kurum'a, şey verirseniz burada Murat Aydın'a sizi kovacaklar. Rezervanın şu budur. Tamam dedi abi, söz namus sözü, Murat Kurum'a vermeyeceğim, Murat Aydın'a da vermeyeceğim. Ben de bir şey demedim, teşekkür ederim. Şimdi Beykozlusunuz, burayı çok iyi tanıyorsunuz. Evet. Önceki seçimleri de biliyorsunuz. Çok önceki biliyorum. Seçim deneyimleriniz de var. Evet. Şu anki seçimi bıçak sırtı diyorlar. Doğru, evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda bir puan fark var yani. Bir puan. Allah'ın izniyle Alaaddin Başkan bir ay var. O bir puan da geçecek. Kazanacak, evet. Biz Beykoz'a geldik. Beykoz'un son durumunu size sormaya. Beykoz'da durumlar nasıl? Burası daha önce AK Parti'nin %50'nin üzerinde oy aldığı bir yer. Evet. Şu an durum nasıl? Alaaddin Köseler aday. Nasıl bakıyorsunuz adaylığına? Oh mis. Adaylığına nasıl bakıyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi sonra içerim ben. Nasıl bakıyorsunuz adaylığına? Şöyle söyleyeyim. Zaten ben tipimden de anlaşılacağı üzere sosyal demokrat bir adamım her şeyden önce. Alaaddin Bey'in adaylığını benimsiyoruz. Sonuna kadar da arkasındayız. Üstelik bizim için önemli olan Beykoz'un kendi insanı olması, olaylara daha vakıf olması, çözüm üretiminde insanların taleplerini iyi bilmesinden dolayı ve arkadaşımız olmasından dolayı son derece olumlu bakıyoruz. İthal adamlarla burada bu işin sağlıklı yürüyeceğine inanmıyorum ben şahsen. Şu anki belediye başkanını için ne düşünüyorsunuz? Mesela 5 yıldır görevde bir vatandaş olarak baktığınızda bir şeyler yaptığını düşünüyor musunuz? Hayır, şöyle ki ilk başta vatandaşla, halkla bütünleşemedi. Her şeyden önce bunu söyleyeyim ben. Diğer icraatları konusunda çok olumlu düşüncelere sahip değilim açıkçası. Yapılması gereken daha farklı şeyler var iken farklı mecralara hizmet veriyor görüntüsünü sergilemesi buranın yer halkını üzüyor. Şahsen beni üzüyor. Seçim burada kıran kırana olacak diyorlar. Sizce nasıl peki? Öyle bir hava var. Bıçak sırtı tabir ediliyor. Öyle bir hava var ama toplum o kadar değişti ki eskiden idealler vardı, etik değerler vardı. Şimdi bakıyorsunuz insanlar şahsiyetlerini, karakterlerini, ideallerini 3-5 kuruşa satıyorlar. Menfaat oldu tamamen. Ben eski günleri çok özlüyorum. Hani o bir zamanlar tüp kuyruğuna girdiğimiz, bir zamanlar sanayi kuyruğuna girdiğimiz, evet mal yoktu belki, para vardı ama paranın bereketi vardı. Parası olan zaten ulaşıyordu. Kuyruğa da girsek gene alabiliyorduk. O zamanın Türkiye konjonktürüyle bugünkü konjonktür çok farklı. Açlık kuyruğu değildi onlar. Değildi, açlık kuyruğu değildi, ihtiyaç kuyruğuydu. Ama şimdi iktidar çeşitli enstrümanlarla insanları, düşüncelerini, ideallerini satın almış durumda. Biz eskiden bu ayıp derdik, toplumdan utanırdık, bu günah derdik. Ne bileyim hani hem dinimize bağlıydık hem örf, adet, gelenek, göreneklerimize bağlıydık. Onların getirdiği kişiye ve topluma saygımız vardı. Şimdi bakıyorum yani ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Büyük abilerimiz bir şey söylediği zaman emir telakki eder giderdik. Saygı vardı. Şimdi bakıyorum hiçbir şey yok. Etik değerlerine sahip çıkmaya başlarsa bu toplum ondan sonra belki bir şeyler olur. Evet arkadaşlar, kısa bir ara verdik. Şimdi yine devam ediyoruz. Burada bugün pazar kurulmuş. Şimdi şöyle pazarı bir dolaşacağız ve dolaşırken de vatandaşlarımıza soracağız. Size de soralım mı? Dur soralım. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız efendim? Beykoz nasıl? Seçim geliyor biliyorsunuz. Beykoz mükemmel. İnşallah Beykoz'da güzel bir seçim olacak. Kim kazanır? Ben Murat Aydın'dan yanayım. Murat Aydın'dan? Evet. AK Parti'yi destekliyorum. AK Parti'yi destekliyorum. Memnun musunuz? Memnunum. İnşaattan memnun musunuz? Belediyeciliği iyi yapıyor. AK Parti genelde memnun değilim ama Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem Başkan'ı destekleyeceğim. Büyükşehir'de Ekrem Başkan'ı destekleyeceksiniz. Evet. Yerelde AK Parti'yi destekliyor. Yerelde AK Parti, Murat Aydın. Peki, siz? Ben de Murat Aydın, çünkü Beykoz sahilini gezdim. Geçen orada yatasım geldi, soğuk oldu. Gerçekten çok güzel. Bir de camilerin falan böyle tertemiz yapması, tuvaletlerin falan. Çok güzel, yani şeyleri var.
Büyükşehir'de kimi destekleyeceksin? Büyükşehir, ya ben bu şeyde dediğin gibi aynı bu arkadaşın gibi destekliyorum. İmamoğlu? Yok, İmamoğlu'na. Ben dededen beri solcuyuz ama son bir yıldır ben tamamen terse döndüm. Dededen beri solcusunuz, AK Parti'ye mi oy veriyorsunuz? Partiye vereceğim yani. Hayatımda ilk defa böyle bir şey duydum. İşte, dededen solcu olup AK Parti'ye oy veren ilk defa duydu. Mekete koymaz yani. Baba. Evlat olsanız sevinmezsiniz. Değil. Şeye, ben Karadenizliyim. Samsun'dan o yana geçmesin de. Ama size evlatlıktan reddeder yani. Eğer ki solcuysa. Gelmesin der yani. Gelmesin der yani. Memlekede. Buradan babanıza sevgilerimi gönderiyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Bir de şikayet yok yani. Peki, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah iyiyim. Siz nasılsınız? Seçim var biliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Hayırlısı olsun. Kim olsun? Hayır. Hayırlısı kimin sorunu olsun? Ama oy vereceğiz ya hayırlısı olsun diye. Yani sen kime oy vereceksin diyorsun bana, evet, değil mi onu, evet, diyor. Ben AK Parti'ye veriyorum. AK Parti'ye. Açça konuş. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Devam edelim arkadaşlar, bu pazarı bir gezelim. Merhaba, siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyiyiz, teşekkür ederim. Seçim geldi biliyorsunuz, ne düşünüyorsunuz diye soruyorum. Şöyle böyle mi durayım? Böyle mi? Şimdi ben ne diyeyim bilemedim. Kime oy vermeyi düşünüyoruz? Tayyip. Tayyip Erdoğan. Evet. Memnun musunuz gidişattan? Evet. Ya. Evet. Nesinden memnunsunuz? Ben merak ediyorum. Yani eskiden ekonomi daha kötüydü. Şimdi daha iyi. Bence bana kalırsa. Yaşımız kaç? 28. 28? Evet. Yani siz bayağı bir dönemine de tanık oldunuz. Daha mı kötüydü ekonomi? Yani daha kötüydü. Hangi eskiden mesela? Yani ben çok eskiye gidemem ama şu anki ekonomi benim için daha iyi. Teşekkür ederim. Hayırlı işler o zaman size. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür bir tanem. Biz Beykoz'a geldik, nasılsınız diye sormaya. Önümüzde bir seçim var. Halk ne düşünüyor, vatandaş ne düşünüyor diye soruyoruz. Ben Ekrem İmamoğlu diyorum. Daha önceki seçimlerde %50'nin üzerinde oy alan bir AK Parti var ama bu seçimlerde bıçak sırtı diyorlar. Aynen. Siz nasıl öyle görüyorsunuz? Ben de öyle diyorum. İki parti kıran kırana olacak. Peki hangisi hayırlısıysa olsun. Alaaddin Köseler'in adaylığı için ne düşünüyorsunuz? Alaaddin tabii ki. O bizim yıllardır, bir sefer daha geldi zaten. Çok da memnunuz abimizden. Yani o gelir diyorum zaten. Hadi. Kıran kırana olacak. Hadi bakalım. Bakalım hangisi hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ayaktayız. Size de soralım. Ne düşünüyorsunuz? Ne olarak? Seçimi soruyoruz. Geldik Beykoz'a. Beş dairem var. Devletten yardım istiyorum. Beş dairem. Birini satın geçinin diyor devlet. 10 bin lira maaşım var kızım. Ne bekleyebilirim? Oy verdiniz mi AK Parti'ye? Hayır. Bu zamana kadar hiç yok. Beykoz hep %50'nin üzerinde vermiş oy. Ben Ümraniyeliyim. Ümraniye sanki farklı. Yani mesela şu belediye başkanı bir şeyler yaptı mı? Çalıştı mı? Ya ben şöyle söyleyeyim. Beykoz sahiline gittim. Ben Beykoz Belediyesi yaptı biliyordum. Meğersem İmamoğlu yapmış. Ya. Evet. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil abla. Başka söylemek istediniz? Yo, ben simit diyorum. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Beykoz'a geldik. Biz Beykoz'daki seçim atmosferini soruyoruz. Hoş geldiniz. Ne düşünüyorsunuz diye soruyoruz. İmamoğlu. İmamoğlu diyorsunuz. Evet. Sizi takip ediyorum. Ay, çok teşekkür ederim. Beykoz'da AK Parti hep yüksek oy alıyor. Evet. %50'nin üzerinde oy alıyor. Ama bu sefer kıran kırana bir seçim olacak diyorlar. İnşallah. Ne düşünüyorsunuz? İnşallah Alaaddin Köseler olur. İnşallah. Siz de bunu görüyor musunuz? Yani çevrenize baktığınızda insanlarda bir dönüşüm görüyor musunuz? Evet, görüyorum, çok görüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir saniye, orası 470 yapıyor. Sokak kedisi. Sokak kedisi, evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz Beykoz'a geldik, buradaki seçim atmosferini soruyoruz. Ben hepsine küsüm. Konuşmuyorum onları. Evet, küs seçmenim. Kime küstük? Hepsine küstüm. Hepsine nasıl? Ben siyasetçileri sevmiyorum ya. Sevmediğim için küstüm ben onları. Zaten evlat olsa sevilmiyorlar da yani. Siz niye küstünüz? Sevmiyorum ya. Siyaset demek yalan demek. Başka bir şey var mı? Yok, bu kadar basit. Gerek yok. O zaman yorum yok diyorsunuz. Yorum yok. Peki, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Bu pazar ne kadar boş? Öyle. Küsü yok. Millette para yok ki. Eskiden böyle geçemezdik, gezemezdik, birbirimize çarpardık. O 3 sene önceydi. Değil mi? 3 sene önceydi. Şu anda kimsede para yok. Hakikaten öyle. Marketlere geldim, para var. Marketlerde para var. Peki Beykoz'u soruyorum ben. Beykoz'a geldik, Beykoz vatandaşına soruyoruz. Bir seçim var önümüzde. Şu ana kadar AK Parti hep %50'nin üzerinde oy aldı buradan. Bu seçimde nasıl olur? Bıçak sırtı diyorlar. Ters döner.
Ters mi döner? Ters döner. Kaybedecek bu sefer. Kaybedecektir. Millet kendi penceresinden bakmayacak artık. Gözünü açacak. Verdiği 10 lira para. 10 lira kime yetiyor? Köpek bağlasan bir evde durmaz. 10 lira kira istiyorlar. Siz şimdi burada yaşıyorsunuz değil mi? Burada. Peki siz gözlemlediğinizde ne görüyorsunuz? Sıfır. Kaybedecek. Ya şu teyzeye sorarsan Allah da ömrümü ona versin diyor. Evinde doğalgaz var. Kömür geliyor. Kömür geliyor. Erzak kolileri geliyor. Bunu herkes biliyor. Peki Alaaddin Köseler'in adaylığına nasıl bakıyorsunuz? Çok güzel. Çok güzel. O alır. Tanıyor buranın çocuğu. Buranın çocuğu. Paşa Paşa'nın %100'ü onu da. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Size de soralım. Efendim. Ne düşünüyorsunuz? Beykoz'a geldik. Beykoz'daki vatandaşlara soruyoruz. Önümüzde bir seçim var. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Büyükşehir İmamoğlu, Beykoz, Alaaddin Bey. Alaaddin, evet. Başka biri asla olmaz olamaz da benim gözümde. Peki AK Parti buradan yüksek oy alıyor. 50'nin üzerinde. Alamaz artık bundan sonra. Alamaz bundan sonra. Alamaz. Bunu çevrenizden gözlemliyor musunuz? Görüyoruz tabii. Görüyor. Daha önce AK Parti oy verenler vermeyeceğim mi? Vermeyeceğim diyorlar. Evet, onlar da öyle söylüyor yani. Tamam canım. Kritik bir seçim yani. Evet, olacak. Dur bakalım. Biz güleceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sorarım tabii. Niye sormayayım? Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beykoz'a geldik. Ya biz seçimde geliyorsunuz yani. Ne yapayım ama bir ben nereye yeteyim yani? Bütün her yere gitmeye çalışıyorum. Ara ara gelin yani. Ara ara gelin böyle. Yani seçimden sonra da gelin. Ben hep geliyorum. Hep evet. Gidiyorum yani. Ne sormak istiyorsunuz şimdi? Şimdi şunu soruyorum. Beykoz'dayız. Biliyorsunuz Beykoz kritik ilçelerden bir tanesi. Evet. Burada şu ana kadar AK Parti hep %51'in üzerinde oy almış. Evet. Ama bu seçimde buradan aday Alaaddin Köseler. Nasıl bakıyorsunuz adaylığına ve bu seçimde ne olur? Dedikleri gibi bıçak sırtı nasıl bir seçim geçer? Biz Tayyip Erdoğan'a kızdık. Emekliye zam vermiyor. Onun için bu sefer değiştireceğiz rotamızı. Rotamızı değiştireceğiz. Alaaddin Köseler. Evet. Aynen öyle. Çevreniz de böyle mi? Aynı arkadaşlar hep aynı. Aynı yani. Daha önce AK Parti'ye mi oy vermiştik? Evet aynen öyle verdiydik. Şimdi vermeyeceğiz bu sefer. O yani devamlı Tayyip Erdoğan devamlı harcamasını bol bol yapsın. Makam arabalarında bilmem nelerle sarayda yaşasın. Bu millet burada sefalet çek. Millet tezgahların altından şey topluyor yani. Çürükleri topluyor yani. O duruma düşürdüler insanları. Yani biraz kendilerine gelsinler. Artık yani... Kendileri zengin diye, buradaki insanlar zengin değil yani. Herkes yani 10 bin, yok lirayla, diyorlar. 10 bin lirayla geçinmeye çalışıyor millet. 10 bin lirayla geçinmeye çalışıyor. Onu da geçinmek dersen, bir i̇şte kıvırç aynı. Bak, 30 lira bak. Önceden 3 tane patates mi aldın teyze? Evet, 30 lira alamıyoruz aynen bunu da. 30 lira, alt 4 nüfusuz şu anda evde. 4 kişi, birer tane düşmüyor bile bak. Buraya bak, patatese bak. 4 tane patates almış. Düşmüyor, düşmüyor yavrum. Al evet doğru açık meydanda bir kıvırcık 50 lira. Doğruyorsun bir kere salata ortaya yetmiyor. İki kere üçüncü de bitiyor salata. Yazık günah yani gerçekten günah. Yani kötülemek istemiyorum da biraz bir şeyler yapılması lazım yani. Sandıkta tepkimizi gösterecek miyiz? İnşallah tabii ki göstereceğiz. Önce 100 lirayla pazara çıkıyordum bak 100 lirayla para artırıyordum. Şimdi 1000 lira alıyorum evden. Eksiğimi alamıyorum. Eve gidiyorum hesap kitap yapıyorum. Acaba yanlış mı yaptım? O insan yanlış mı aldı? Bakıyorum doğru hesap doğru ama hayat yanlış. Gerçekten hayat çok yanlış. Yazık hesap ya. Doğru hayat çok yanlış. Çok güzel söylediniz. Gerçekten. Gerçekten. Doğru söylüyorum hiç yalanım yok. Peki teyzeciğim. Dur bir dakika. 3 üniversite okuttum. Çok zorluklarla okuttum. Kendimi acındırmıyorum. Öyle elbisesi giydim. Buradan Beykoz'a yürüme gidiyordum işe. Şu anda olsaydı bir çocuk okutamazdım. 3 üniversite okudum, okuttum. Şimdi 11 bin lira emekli maaşımız var. Ben de çalışıyordum, şimdi çalışamıyorum. Yani aynı 11 hafta bitiyor, ondan sonra para yok. Gökte bulut, parayı unut. Gerçekten. Gerçekten gariban bir insan yani. Gerçekten kaç tane çocuk okutuyor. Ben tanıyorum bu kadını. Üç ondan, beş ondan. Hani 3 kuruş helal para kazanalım diye. Milletvekilleri akşamleyin gelsinler burada şeyleri seyretsinler. Tezgahların altında çürükleri toplayanları seyretsinler. Yani baksınlar yani bir görsünler yani. Fakirin halinden anlayan yok buradaki. Şu gerçeği unutmayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir. Bunların komple hepsinin yani sizin mesela siz bir medyasınız. Ama şu anda gelmişsiniz insanlara hangi parti bu parti diyorsunuz. Parti algısını bu sefer kafadan kaldırmamız gerekiyor. Yeniden bir meclis, yeniden bir Türkiye.
Yani sarayı falan boş ver, onlara oyları zaten algılarla siz yapıyorsunuz bunu. Ne alaka, ne biçim konuşuyorsunuz ya? Tabii ki siz yapıyorsunuz ne bunu. Ne yapıyoruz biz? Ne yapıyorsunuz? Adama gelmişsiniz. Ben gelmişim buraya, size mikrofon uzatmışım. Anlıyorum. Size şu ana kadar hiç kimsenin vermediği konuşma hakkını tanıyorum. Siz bana diyorsunuz ki siz yapıyorsunuz bakın, bunu. Beni bir dinler misin ama? Bak ben sonunu getirmedim daha. Ha. Şimdi parti algısı yaparak insanlar A parti B parti yap. A parti B parti C parti yok. Ülke uzun yıllardır, 100 yıldır yönetilemiyor. Sadece idare ediliyor. Halk idare ediliyor, halk algılanıyor. Anladın? Bu 100 yıldır böyle. Mustafa Kemal Atatürk öldükten sonra da bu böyle. Onun için meclisin komple gitmesi ve yeni Türklerin genetik özelliklerini biliyorsunuzdur, bilmiyorum. Okullarda bile okutulmuyor, bu yanlış bir şey. Baktığımızda Türkleri görmek istiyoruz biz mecliste. Ben bunu demek istiyorum size. Peki, teşekkür ediyorum. Önemli. Sağ olun. Görüşmek üzere, yayınlamanızı kesinlikle istiyorum. Peki, tamam. Siz nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, Allah'a şükür. Ben seçimi soruyorum, Beykoz'a geldim. Ne düşünüyorsunuz bu yerel seçimle ilgili diye soruyorum. Vallahi ne düşüneceğiz? Herkesin ne düşündüğünü biliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne düşüneyim? Pahalılık, başka bir şey yok. Bu belediye seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyoruz? AK Parti. AK Parti. Hı-hı. Pahalılık diyorsunuz, AK Parti diyorsunuz. Zaten pahalılığı yapan AK Parti. Olsun. Olsun mu? Ben AK Parti'yi tutuyorum canım, Allah Allah. Şimdi olsun derseniz şöyle oluyor mesela. Diyelim ki çocuğunuz hasta, yanlış ilaç veriyorsunuz. Siz olsun yanlış ilaç vermeye devam edeyim diyorsunuz. Der misiniz bunu, çocuğunuza yanlış ilaç vermeye devam eder misiniz? Var. Tamam, ben konuşmuyorum. İmdat, 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 Allah'ın imdat. Her kurtaran yok mu? Yok. Yani, İmdat, gerçekten bu kadar yani. Pahalılık olmaz.